Merhaba, Robot Sepeti kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde while döngüsü olan loop while kodunu öğreneceğiz. Ve bu döngü çeşidiyle engel görünce kendini kapatan robot kodu yazacağız. Şimdiye dek döngü olarak sonsuz döngü anlamına gelen endless loop'u öğrendik. Endless loop adı üzerinde hiçbir koşula bağlı kalmaksızın sonsuz dönen döngüdür. İleriki derslerimizde öğreneceğimiz döngü kırma kodları kullanmadığımız sürece endless loop içine giren kod okuma satırı, içerideki komutları satır satır uyguladıktan sonra kapanma parantezine geldiğinde başlangıç parantezine geri dönüyor ve bu böyle hiç durmadan devam ediyor. Fakat her zaman bir şeyin sürekli yapılmasını istemeyiz. Örneğin yıkamak istediğimiz çamaşırlar hiç durmadan yıkansın istemeyiz. Yıkama tamamlanınca sistem kapansın, makine dursun isteriz. İşte bu gibi belli bir koşul doğru olduğunda, yani bir koşul doğru olduğu sürece döngünün dönmesini, aksi halde komutları uygulamaya devam etmemesini istediğimiz durumda koşullu döngü kullanırız. Yani kelime anlamı dığı sürece, dığında anlamlarına gelen while döngüsü kullanırız. Gelin buna engel görmediği sürece ilerleyen, engel gördüğünde kendini kapatan bir robot kodu yazarak uygulamalı olarak öğrenelim. Önce hareketi inceleyelim. Robotun engel görmediği sürece ilerlemesini, engelde programı kapatmasını istiyoruz. Algoritmasını yazdığımızda program başladıktan sonra engel yok mu diye soracak. Cevabı evet olduğu sürece ilerleme komutunu gerçekleştirecek ve yine engel olup olmadığını kontrol edecek. İstediğimiz koşul gerçekleştiği sürece bu döngü böylece bu koşula bağlı olarak devam edecek. Fakat koşul doğru olmadığı takdirde bu döngüye devam etmeyecek ve durarak programı kapatacak. RoboPlus Task programımızı açalım. Başlığımızı yazalım. Loop while ile engelde kendini kapatan robot. Kodumuz start programı ile başlayacak. Loop sekmesi altından loop while aldığımızda görüyoruz ki döngü endless loop'tan farklı olarak koşul parantezi ile beraber geliyor. Bu parantezler arasındaki koşul doğru olduğu sürece bu döngünün içindekileri yapmasını istiyoruz. Koşulumuz neydi? Engel yoksa. Engeli orta kısız ötesi sensörden göreceğimize göre ilk terim için IR Center seçiyoruz. Engel yoksa diyebilmek için de engel olmadığı durumda kızıl ötesi sensörün yolladığı ışınlar çarpıp kendisine dönemediği için küçük değerler veriyor olacaktır. O halde IR Center küçükse diyelim. Mesela 100'den. Evet, engel yoksa yani 100 değerini döndüren mesafeden daha uzaktaysa ne yapmasını istiyoruz? İlerlesin. While döngüsü nasıl çalışıyordu? Bu parantezin içindeki koşul doğru olduğu sürece döngünün içindekileri adım adım yaparak döngüye devam edecek. Ta ki başa dönüp her seferinde koşulu sorguladığında bu koşul doğru olduğu sürece. Fakat eğer koşul başa döndüğünde doğru değilse o zaman döngünün kapanış parantezinin dışına çıkarak sonraki satırlardan okumaya devam edecek. Koşulumuz doğru değilse biz programın kapanmasını istedik. O da start programın kapanış parantezinin yaptığı eylemdir. O halde kodumuzu yazmayı tamamladık. Kodumuz hazır. Haydi robotu yükleyelim. Eğitimlerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde break loop kodu ile döngü kırmayı öğreneceğiz. Görüşmek üzere.